Siirt'te şehit olan uzman çavuş Ercan Özcan'ın yakın arkadaşı Gülden Torunoğlu ve Kızılay İşbirliği ile çorba dağıtımı yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Kızılay İl Başkanı Nihat Altunç şöyle dedi. Böyle bir günde anısını yaşatmak üzere burada az bilimize de olsa onun hatırasına bir etkinlik düzenledik. Merhum Ercan Özcan kardeşimiz için. Bunun devamını inşallah Türk Kızılay olarak yapmaya çalışacağız. Yani asker bizim askerimiz, bizim insanımız ve toplumlar kendilerine sahip çıkanlara, uğurlarında vefat edenlere sahip çıkmak zorundadırlar. Biz de inşallah bu mücadeleye sahip çıkmaya çalışacağız her türlü çalışmalarımızla. Gülden Hanım böyle bir teklifle bize geldiğinde hay hay tabii başımız üstüne yaparız, niye yapmayalım? Yani nihayetinde biz iyilik hareketi üzerinde kurulmuş bir kuruluşuz, bir şubeyiz. Bu çalışmalarımız içerisinde burası da var. Yapalım dedik. Böyle biraz şeye geldi, biraz nasıl diyeyim, aceleye geldi. Daha güzel bir şekilde yapmak istedik ama gönüller bir olunca yapacağımız şeyde onun ervanına bir çorba dağıtacağız. Katılımınız için şubem adına çok çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Devletimiz, milletimiz daim olsun. Allah devletimize, bayrağımıza, Kur'an'ımıza, dinimize, milletimize, hürriyetimize zeval getirmesin. Kızılay Genel Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Yener Tanık'ta yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Kızılay'ımızın kuruluş amacı 1868 yılında hep cephede arka planda askerimizin, yaralı askerlerimizin ve şehit olan askerlerimizin aileleriyle devlet erkanı arasında bir köprü vazifesi kurmaktı. Şükürler olsun, nerede bir ıstırap varsa Kızılay orada iyilik bir hareketi olarak her zaman burada devam edecek ve Türkiye'nin her yerinde devletimizin, vatanımızın, toprağımızın, bayrağımızın bekçileri olan sizler, sizler olmadıkça biz evimizde çoluk çocuğumuzla rahat uyuyamayız. Bu vesileyle tüm Türk halkı adına, özellikle tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Gazi ve şehit ailelerimize uzun ömürler diliyorum. Biz Kızılay'ımız her zaman şehit düşen ailelerimizin yanında olacağız, evlatlarının yanında olacağız. O emanetler bize her zaman emanetimizdir. Gözümüz gibi bakmak zorundayız ve her zaman yanlarında olacağız. Konuşmaların ardından il müftüsü Behap Kapıcıoğlu dua okudu. Duanın ardından çorba ikramı yapıldı. Programa il jandarma komutanı Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Şehit ve Gazi Federasyon Başkanı Baki Olgaç, Askeri Erkan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.